Türkiye Modern herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunun ilk bakış videosuyla karşınızdayız. Armored Warfare arkadaşlar. Uzun süredir ilk bakış videosunu çekmek istiyordum. Artık bugüne nasipmiş. Armored Warfare arkadaşlar, Mycom'un yayıncılığında, Obsidian Entertainment'ın geliştiriciliğinde bizlere sunuluyor. Armored Warfare arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir aksiyon, bir tank oyunu. PvE ve PvP haritaları mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 8 üzeri PvP ve 20 üzeri de PvE haritası var. Ve yakın zamanda, yanlış hatırlamıyorsam 11 Şubat tarihinde de yeni PvE haritaları gelecek. Yeni bir güncelleme gelecek oyuna. Şimdi şöyle hemen giriş ekranına bir göz atalım. Arkadaşlar dediğim gibi PvP ve PvE haritaları mevcut. Hemen altta bizim tanklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim krivimiz, yani ekibimiz, burada ise komutanımız, tank komutanımız yer almakta. Gördüğünüz üzere buradan hemen tanklarımızın özelliklerini, işte ekibimizin ve diğer araç gelişlerimizin özelliklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an çok yeni olduğumuz için oyuna doğru düzgün bir şey yok, onu da belirtelim hemen. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bakıyoruz. Gezelim. Şimdi ben bu tankta çok gelişmedim. Öyle söyleyeyim. Bu tankla savaşa girdim. Bu tankın biraz daha özellikleri daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi upgrade kısmına bir bakalım hemen isterseniz. Standart her tank oyununda olduğu gibi tankınızın birçok özelliğini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar neler var? Şimdilik pek bir şeyimiz yok. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Biraz oynamamız gerekiyor. İsterseniz ilk maçımızı PvE olarak girelim. Onun sonrasında gelecek bölümlerde eğer devam edebilirsek PvP'ye adım atarız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar belirli görevlerimiz var tabi. Bu PvE savaşları da görev tabanlı ilerliyor. Evet. Haydi bakalım. Müzikler muazzam. Ve bayağı gaza getiriyor insanı. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Maçın başlamasını bekliyoruz. Welcome to the desert, Black Company. The PLM sprung a surprise attack on us and took over the refinery, but you're going to help us take it back. We need to take the refinery. Otherwise, ya, the PLM will... Zamanında ilerlemiyorsun. I don't recommend the front door. Good luck. Görüş alanımın dışında şu anda. Görüş alanıma girecek mi dersiniz? Target locked on. Target lost.
Maça bir dahil olamadık ya. Bir çıkamadık alana. Eziliyor muyuz nedir? Ortalık savaş alanına döndü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bir de şu tankı kullanabilsem, heyecandan elim ayağıma dolaştı ya. Sen kime sıkıyorsun ya? Ne oldu ya? Hadi gir bakalım. Savaş başlasın. Gir artık ya. Haydi be. İşte bu. Savaş alanının orta yerinde kaldık. Güzel patladık, güzel patlattık, güzel patladık.
Ha, şeyi söylemeyi unut. Arkadaşlar, kazandık. Şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Oyun biraz daha tank savaşlarından ziyade hani MOBA tarzı. Yani kendi base'inizden diğer tankların oğlu yani düşman base'ine gidip o base'i ele geçiriyorsunuz. O yerde görmüş olduğunuz bir kırmızı çizgi var. Benim hani az önce ihlal edip patlamama sebep olan. O alanı geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanan siz oluyorsunuz. Bayağı da gelişim sağlamışız. Şimdi bir bakalım upgrade yapabilme şansımız var mı arkadaşlar? Bir saniye. Bakalım ne upgrade edelim. Şunu upgrade edeyim ilk önce. Bu neymiş bakalım? Rifled kanon, Ghost kalibir, Damage. Bunun damage'i nasıl? Bakalım, Armor Piercing. Şimdi mobilitesini şimdilik vermeyelim diyorum. Bunları açalım. Mobility teknolojiye bakalım. Sonra %20 Epros. Neredeyse hiçbir upgrade'lerimizi gerçekleştirmemiştik. Bütün upgrade'lerimizi gerçekleştirelim çünkü ben bu tankı bayağı sevdim. Öyle söyleyeyim size. Evet. Reload time reduced. Bakalım. Şu an henüz bir şeyler yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Başka neler var? Şimdilik bunlara gerek yok. Medical kit, repair kit, spare parts vesaireler var. Şimdilik buna gerek yok. Bizim zaten bayağı da şeyimiz varmış, elde etmişiz. Ben diyorum ki bir de PvP deneyelim. Hazır girmişken ama PvP de izleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ilk bakış videosu bu. Daha doğru düzgün hani geliştiremedik. Ama genel olarak genel hatlarıyla şöyle söyleyebilirim ki tank savaşları arasında benim en sevdiğim oyun haline gelebilecek bir oyun. Çok güzel tank tasarımları yapmışlar. Menziller yani nasıl diyeyim size aim çok güzel alabiliyorsunuz. O tank sürüş hissiyatı gerçekçi olmuş. Grafikler zaten çok gerçekçi olmuş. Bilmiyorum siz ne kadar beğenirsiniz ama bu arada oyun ücretsiz arkadaşlar. Hepiniz indirebilirsiniz gidip ücretsiz olarak resmi web sitesi üzerinden. Resmi web sitesinin linkini de hemen bizim portalımızın oyunlar kısmından oyunun ismini arayarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir PvP Battle girelim dedim. Ama sanırım bayağı bekleyecek miyiz? Hala gelmedi. Arkadaşlar PvP Battle gelmedi henüz. Şimdi arkadaşlar buradan da savaşlarımızla ilgili işte nedir onun adı gemimizle ilgili aldığımız ekipmanlarla ilgili detayları görebiliyoruz. Arkadaşlar PvP Battle'a bir türlü giremiyoruz. Maalesef. Bu yüzden şu tankı inceleyelim bu arada. Tanka hiç bakmadık dedim ya gerçekçi grafikler vesaireler var diye. Baya dediğim gibi gerçekçi grafikler var ya. Ben bayıldım hani tank oyunu sevenler bilmiyorum da bu oyuna bayılacaklar. Görevlerimizi en azından yerine getirelim.
biraz daha geliştiğimize göre ekibimiz de kumandanımız da gelişiyor zaten. Henüz çok fazla bir yeteneği yok ama gelişim gösteriyor. 54, 3 tane PT-76 var. Operation Quarter Pack. Aynı görevi aldık. Aynı görevi aldık ama olmaz ki. Bu tamamlandı. Zaten tamamlandı diyor. Bunun dışında bir maça giremiyor muyuz peki? Bu günlük görev tarzı bir şey ama. PvP yapabiliriz. Çünkü maç bulunamadı maalesef biliyorsunuz. Az önce yepyeni ilk bakış videolarıyla yeniden karşınızda olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.